Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videomda sizlere telefon üzerinden modem kurulumu nasıl yapılır sizlere onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle modemimizin adaptörünü taktık. ADSL kablomuzu modemimizin girişine taktık. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışık yanıyor. Şu anda internetimiz yok. Şimdi telefonumuzdan ilk önce ayarlar, Wi-Fi, modemimizin ismini bulup tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi modemi sıfırdan kuracağımız için kullanıcı Wi-Fi ağı şifresi modemimizin altında etikette yazar arkadaşlar. Buradaki şifreyi giriyoruz. IP adresi alınıyor. Şu an telefonumuz modeme bağlandı. Fakat internet olmadığı için, kullanıcı adı ve şifremizi girmediğimiz için şu anda telefonumuz modeme bağlanır. Fakat internet dolayısıyla gelmez. Şimdi arkadaşlar daha sonra şuradan arama motoruna telefonumuzun arama motoruna arama kısmına değil arkadaşlar. Adres bölümünü şu anda internet olmadığı için şuradan 192.168.1.1 git diyorum. Şimdi beni telefon modemimizin arayüzüne yönlendirdi. 192.168.1.1. Şimdi bu IP adresi modemin markasına göre, modeline göre değişebilir. 192.168 buraya kadar standarttır. .1.2 olabilir. .2.1 olabilir arkadaşlar. Bunu tam olarak şudur diyemem. Bunu modeminizin kitapçığında, kullanma kılavuzunda yazar. Bunu bildikten sonra arkadaşlar, girdikten sonra, modemin arayüzüne girdikten sonra bizden modemimize giriş yapmamız için kullanıcı adını istiyor. Bazı modemlerde kullanıcı adı ve şifre ikisini bir ister. Bazıları da sadece şifre ister. Şimdi ben şifremi standart olan ADSL hattım TT.net olduğu için TT.net yazıyorum. Giriş yapıyorum arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra beni ikinci bir sayfaya yönlendirdi. Burada özel olarak bir şifre kurun diyor. Yani az önceki girmiş olduğum şifre orijinal fabrika şifresiydi. Operatörümün bana vermiş olduğu. Ben şimdi buradan kendi kafama göre tekrardan bir şifre giriyorum. İkinci kez yazıyorum. Uygula diyorum. Uyguladıktan sonra az önceki TT.net yazdığım şifre şu anda değişmiş oldu, devre dışı oldu. Az önceki kurmuş olduğum şifreye giriyorum ve sisteme giriş yapıyorum. Şuradan gelişmiş ayarlara gidin. Uygula diyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi modemin markası farklı olabilir. Aslında mantık aynıdır arkadaşlar. Şuradan ağı tıklıyorum. Geniş alan ağı. ADSL kullanıcı adı. Sizin için önemli olan bu iki yer arkadaşlar. ADSL kullanıcı adı, ADSL şifresi. Şurayı internete aldığınız şirket arkadaşlar size bir kullanıcı adı verir. Telefon ile birlikte internete almışsanız telefon numaranız olabilir. Daha doğrusu sabit hattın numarası olabilir. Oradan onu alırken size bir takım kullanıcı adı ve şifre vermiştir. Bunu zaten unutmuşsanız ben de size yardımcı olamam. Bunu en mantıklısı kullandığınız operatörden yardım alabilirsiniz. Ben şimdi buraya kullanıcı adımı giriyorum.
Girdim arkadaşlar. Girdikten sonra kullanıcı adımı girdim. En sonunda @ttnet yazar arkadaşlar. Bu @Vodafone olabilir, @Turkcell olabilir, @SuperOnline olabilir. Dediğim gibi hangi kurumları almışsanız kullanıcı adı ondan sonra kurumun adını yazdıktan sonra şuradan uygula diyoruz en altta. Kaydet, uygula, sakla, save yazar bazı modemlerin tercümesi tam olarak yapılmamıştır. İngilizce yazar. Şuradan uygula dediğim zaman şu anda modemimiz büyük bir ihtimalle geldi gördüğünüz gibi. Şu anda internetimiz geldi. Şimdi değil diyorum. Şuradan çıkış yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda internetim geldi arkadaşlar. Telefon üzerinden modem kurulumu bu şekilde yapılır. İlk önce modeminizin bağlantılarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Modeminizin altındaki etikette orijinal fabrika şifresi yazar. Telefonunuzun ayarlarından tıpkı Wi-Fi'ye nasıl bağlanıyorsanız internet varmış gibi davranın arkadaşlar. Modeminizin ismini tıklayın. Altındaki şifreye girin. Şifreyi girdikten sonra internetten arama motoruna arama kısmına değil arkadaşlar. Adres satırın arkadaşlar. Ortadaki arama bölümüdür. Üstteki de adres satırıdır. 192.168.1.12 olabilir. 2.1 olabilir arkadaşlar. Bu modemin markasına, modeline gibi modeline göre değişir arkadaşlar. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Zaten kurulumu yaptıktan sonra tekrardan aynı işlemleri tekrarlayıp modemin arayüzüne girdikten sonra kablosuz ağı tıklayıp oradan kablosuz ağ adını değiştirip kafanıza göre bir şifreyi kurup kaydedip çıktıktan sonra modeminizin ismi de değişir. Modeminizin şifresi de değişir arkadaşlar. Bu şekilde internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.